Spor Aktif'ten her şeyden önce bu yapımın sizlere ulaşmasını sağlayan yapımcı ve tüm yayıncı arkadaşlarım adına sıkıntısız, istediğiniz gibi huzurlu ve mutlu bir akşam geçirmenizi dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Spordaki son gelişmelerle karşınızdayız. İşte ilk haberimiz. Ünal Karaman ilk mesaisini yaptı. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy tarafından geçici olarak milli takımın başına getirilen Ünal Karaman önderliğinde A milli takım aday kadrosu bugün toplandı. Ünal Karaman düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırırken Türk antrenörden yanayım dedi. Şimdi bu haberle ilgili bandımızı seyredelim. A milli takım toplandı. Çarşamba günü Hırvatistan'da özel maçta karşılaşacak olan A milli takımımız bugün toplandı. Şenol Güneş'in görevden alınmasıyla Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy tarafından tam yetkiyle geçici olarak takımın başına getirilen antrenör Ünal Karaman ilk mesaisini bugün yaptı. Antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ve menajer Can Çobanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ünal Karaman görevinden alınan Şenol Güneş'e övgüler yağdırarak bu karar ülke futbolu adına alındı. Bize saygı göstermek düşer. Hırvatistan maçı için takımı hazırlama emri aldık. Bu emri en iyi şekilde yerine getireceğiz dedi. Karaman ayrıca Hırvatistan'ın çok güçlü bir ekip olduğunu ve özellikle saha avantajını iyi kullandığını vurgulayarak Hırvatistan'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz dedi. A milli futbolcularsa görevden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti. Bana tabii bir takım çok farklı bir oldu. Çok yeni arkadaşlar olduğu için çıkacak kadronun yapısı da şu anda henüz de belli değil. Mutlaka ki yabancı çekecek arkadaşlar. Ama neticesinde en iyi uyumu sağlayıp güzel bir birliktelik yaratmaya çalışacağız. Peki kendi adına teknik direktörlük olarak yerliden mi yanasınız, yabancıdan yana mı? Anlaşmayı da koyarsak futbolcuyla birebir teknik adam. Sen yabancı hocalarla da çalıştın. Güzel tabii çalışmak düşmez. Büyüklerimiz değerlendirecek. Biz kim gelirse gelsin. Onunla daha önce yakaladığımız başarılara eşdeğerde güzel şeyler yapmak için çalışırız. Ünal Hocam da ilk ne olacak? Onun için de iyi bir sonuç almak istiyorum. Evet. Tabii biz profesyonel futbolcularız. Şenol Hoca'yı seviyorduk. Ama dediğim gibi yani futbolun içinde bunlar var. Çünkü daha önce de daha değişik hocalarla çalışmıştık. Bu dönem bitti. Yeni bir dönem başlıyordu. Benim için almış olduğu bir karar. Biz futbolcu olarak bir şey söylemeyiz. Biz futbolcu olarak milli takıma geldiğimiz sürece bu formanın hakkını vermek istediğimizden yani yapmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş. Sonuçta Şenol Hoca da 4 seneye bir uzun bir süre milli takımda çalıştı ve ben de başarılı olduğuna inanıyorum. İyi günler de yaşadık, kötü günler de yaşadık. Ama şimdi yeni bir dönem. İnşallah herkes için hayırlısı olsun. Yeni hocam işte yerli mi olacak, yabancı mı olacak? Siz futbolcuları hangi kişiyi istiyorsunuz? Valla dediğim gibi bizim bir şey söylememiz önemli değil. Sonuçta o kararı verecek insanlar var. Onlar en iyisini verecekler o kararı. Valla burası milli takım. Gelen giden çok olur. Onun için Şenol Hoca'nın da çok büyük başarıları vardı. Bu bir hizmet yarışıdır. Herkes milli takıma hizmet ediyor. Biz de öyle, futbolcular da öyle. Onun için hayırlısı olsun. Hırvatistan ümitleriyle karşı karşıya gelecek olan Ümit Milli Takımımız da bugün bir araya geldi. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Raşit Çetiner, benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz dedi. Hırvatistan'la 31 Mart Çarşamba günü Zagreb'de özel maç yapacak olan Ümit Milli Futbol Takımı bugün İstanbul'da toplandı. Milliler akşam saatlerinde İstanbul Spor'un Ataköy tesislerinde ilk çalışmalarını yaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Raşit Çetiner, adının Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için geçmesi konusunda konuşmak istemediğini belirterek, bu konuda yorum yapmam doğru olmaz, susma hakkımı kullanıyorum dedi. Şimdi ben bu konuda hiç konuşmamayı yeğliyorum. Yaklaşık 6 aydır bu konuda bir transfer kararı aldım. Neticesinde bizim adımıza bir başkaları başkan ve yönetim kurulu karar verecek. Onun için benim bu konuda yorum yapmam çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Ümit Milli Futbolcular Adem Koçak, Mahmut Hanefi, Sabri ve Fahri ise Hırvatistan ve İtalya ile iki önemli hazırlık maçı oynayacaklarını belirterek şunları söylediler. Bu da gerçekten çok güzel bir ortam var. Yeni bir takımız zaten. Geçtiğimiz maçta insanlar gördüğün neler yapabildiğimizi. Şimdi önümüzde bir Hırvatistan maçı var. Arkasından bir İtalya maçı oynayacağız. Yavaş yavaş birbirimize kaynaşıyoruz.
hedeflerimiz var tabii ki. Yaşımızdaki dönem son maçlarda kaybetti takım. İnşallah bu takımda bu başarıyı yaparız diye düşünüyorum. Bizim için önemli maç. İkinci defa beraber oynuyoruz. Yeni bir takımız. Tabii bundan önceki bir takımın elde ettiği başarının üstüne çıkmak istiyoruz. Amacımız bu. Tabii savaşta bizim için çok zor olacak. Ama amacımız iyi bir futbolla, iyi bir skor olup ülkeye dönmek. Öncelikle önümüzdeki resmi maçlara hazırlanmak amacındayız. Daha bu ikinci kampımız. Yeni yeni kaynaşıyoruz ama gerçi ilk maçta ilk defa yan yana oynamamıza rağmen çok iyi bir uyum içindeydik. İlk maçta da Danimarka 2-0 yendik dediğimiz gibi. Çok iyi futbol oynamıştık. Amacımız her geçen gün oynadığımız futbolu geliştirmek, daha iyi oynamak ve önümüzdeki maçlara hazırlanmak için. Güzel. Trabzonspor birçok takımı peşlerinden koşturan Gökdeniz ve Fatih Tekke ile görüşmeleri sezon sonuna erteledi. Futbol şube sorumlusu Süleyman Atal, futbolculardan gelen istek üzerine görüşmelerimizi dondurduk dedi. Trabzonspor Transfer Komitesi aldığı kararla Gökdeniz ve Fatih ile yapacağı transfer görüşmelerini sezon sonunda bıraktı. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve Transfer Komitesi üyesi Süleyman Atal, Fatih ve Gökdeniz'den gelen talepler doğrultusunda bu iki yıldız oyuncuyla yapacakları transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakma kararı aldıklarını söyledi. Atal, zorlu bir dönemece girdiklerini belirterek, Fatih ve Gökdeniz'le yapmayı planladığımız transfer görüşmelerini futbolcuların isteği üzerine sezon sonuna bıraktık. Bize gelişmelerden ve basına çıkan haberlerden rahatsız olduklarını ve bu nedenle maçlara konsantre olmakta güçlük çektiklerini söylediler. Biz de bunu olumlu karşıladık. Çünkü önümüzde zorlu ve her biri final niteliği taşıyan maçlarımız var. Zaten Gökdeniz ve Fatih bizim sözleşmeli oyuncularımız. Acele etmemeyi de uygun gördük. Bu oyuncularla anlaşacağız. Taraftarımız endişe etmesin dedi. Diğer yandan Trabzonspor iki yıldız ismi Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in saha içindeki oyunlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon attıkları gol yetişmesi sıra transfer haberleriyle de gündeme gelen iki oyuncu Bordo Mavi takımın topladığı puanlarda önemli rol oynadı. Attıkları toplam 19 golle Bordo Mavi takımın zirvede söz sahibi olmasını sağlayan gol ayakları Trabzonspor'a toplam 50 puan kazandırdı. Beşiktaş düzlüğe çıktı. Gaziantepspor'u 4-1 yenerek lider Fenerbahçe'yi takibe devam eden Beşiktaş, şampiyonluğa olan inancını yeniden kazandı. Futbolcularının göstermiş olduğu performanstan memnun kalan teknik direktör Lucescu, Ronaldo ve Kaan Dobra'nın da iyileşmesiyle derin bir nefes aldı. Gaziantepspor'u yenerek moral bulan Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah beyazlı takımda tedavileri süren Ronaldo ve Kaan Dobra'nın da Galatasaray karşısında forma giyebilecekleri açıklandı. Rumen Hoca'ya bu futbolcularla ilgili rapor veren kulüp doktoru Ayhan Oktur'un, Ronaldo ve Kaan Dobra hem sağlık hem de kondisyon açısından oynayabilecek durumda. Sakatlıkları düzeldi ifadesini kullandı. Gerek sakat futbolcuların iyileşmesi, gerekse takımın Gaziantepspor karşısında çok iyi bir performans sergilemesi teknik direktör Lucescu'yu önlerindeki zorlu maçlar öncesi sevindirdi. Ahmet Aslan ve Tümer'in form grafiklerinin üst seviyede olması bir anda kadro zenginliğine neden olurken Rumen teknik adamın Gaziantepspor maçından farklı olarak Ronaldo'yu savunmada oynatması bekleniyor. Kaan Dobra'nın rol tutması halinde ise Tayfun eski yerine motive edilecek ve Yasin Yedek Kulübesi'nin yolunu tutacak. Bu arada Beşiktaş yönetimi de futbolcuları motive etmek için her türlü yola başvururken şampiyonluk priminin 5 milyon dolara çıkarıldığı açıklandı. Spor Aktif'e şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bu kısa aranın hemen ardından burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Kutlu Nebi Hazreti Muhammed, alemlere rahmet Hazreti Muhammed, peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed, Allah katında tek din olan İslam'ın kutlu elçisi Hazreti Muhammed, ebedi kurtuluşun tek rehberi, geçmiş ve geleceğin muhabbet sultanı Hazreti Muhammed, Allah ve meleklerinin kendisine salat ve selam ettikleri Hazreti Muhammed, peygamberlerin bile dehşetinden titrediği mahşer gününde büyük şefaatin sahibi Hazreti Muhammed. Rabbinin huzurunda secdeye kapanıp ümmetimi isterim, ümmetimi isterim diye niyaz ederek ümmetine cennet kapılarını ardına kadar açtıralım Hazreti Muhammed. Melpa onurla sunar. Bilge Kalem Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleminden rahmetellil alemin Hazreti Muhammed.
Hazreti Peygamber'e tanış olmak, ona yakın olmak, onun sevgi ve şefaatine mazhar olmak istiyorsanız, Saadet Asrı'nın mimarı Kutlu Nebi'nin hayatını bütün yönleriyle bilmek, alemlerin efendisini tanımak istiyorsanız hemen bizi arayın. Bu iki ciltlik muazzam eseri hediyesi Çağrı filmiyle beraber adresinize gönderelim. Bakın kitabımızı okuyanlar neler söylediler. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Rahmetül Alemin kitabını aldık. Peygamber Efendimizin hayatı gayet güzel, iştenlikle, günümüze uyarlanmış, faydalı bir şekilde okuyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş'ın Rahmetül Alemin kitabını okudum. Çok güzel bir eser. Profesör Doktor Haydar Baş'ın Rahmetül Alemin kitabını okumaktayım. Kendisini de son bir senedir yakından takip etmekteyim. Evet, aynen böyle söylediler. Peygamber Efendimiz'e teveccüh ederek, ona karşı gönüllerimizde aşk ve muhabbet hissetmek için siz de okumalı ve bu manevi iklimi yaşamalısınız. Çünkü Profesör Doktor Haydar Baş'ın Rahmetellil Alemin Hazreti Muhammed adlı eseri sadece bir siyer ve tarih kitabı değil. Bugüne kadar Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgili olarak kaleme alınan bütün diğer eserlerden farklı olarak bu eser Peygamber Efendimiz'in hayatını örnekleştirerek bizlere yaklaştırıyor, olayların arkasındaki gerçek ve hikmetleri bize öğretiyor, gönüllerimizi coşturuyor. Bu kitapta Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan diğer kitaplardan farklı çok şeyler buldum. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin haricinde Peygamber Efendimiz'in nasıl bir lider olduğunu, Peygamber Efendimiz'in nasıl bir aile babası olduğunu ve Peygamber Efendimiz'in 1400 sene önce bugünkü teknolojiye ayak uyduracak düşüncelerinin olduğunu gördüm. Bu konuda daha önce okuduğum kitaplardan çok farklıydı. Anlatımı çok yalın. Hem Peygamber Efendimiz yalnızca peygamberlik kimliğiyle ele almamış, nasıl bir ticaret adamı olduğunu, devlet adamı olduğunu, çok iyi bir aile babası olduğunu açıkça anlatmış bu kitabında. Bugün bir kafamıza bir şey takılmış olduğu zaman kitabı rahatlıkla alıp okuyup aydınlanabiliyoruz. Diğer Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplara göre hiçbir şekilde çarpılmamış, yalın ve günümüzün Türkçesiyle sade bir şekilde çok güzel, her yerin anlayacağı bir lisanda anlatılmıştır. Evet. İşte siz de duydunuz. Bütün Müslümanlar için mükemmel örnek, Peygamber Efendimizin hayatını bu iki ciltlik muhteşem eserde bulacaksınız. Şimdi hemen 0212 652 24 24'ü arayın. Bu iki ciltlik eseri 35 milyon karşılığında Melpa garantisiyle adresinize teslim edelim. Üstelik Melpa, Rahmetellil Alemin eserini alan herkese 3 VCD'den oluşan orijinal Çağrı filmini de hediye ediyor. Dünyamızın ve yurdumuzun zor zamanlarından geçtiği günümüzde Kutlu Nebi'nin hayatını bilmek, örnek hayatı yaşamak, ona ve ashabına dost ve yakın olmak için mutlaka okunması gereken gerçek bir başucu kitabı. Rahmetellil Alemin. Okurlarımız devam ediyor. Haydar Baş'ı çok iyi anlamak lazım. Onu çok iyi takip etmek lazım. Kendisi sağ olsun. Haydar Baş hocamızın hiçbir menfaat gözetmeksizin hazırladığı bu kitabı takdirle karşılıyoruz. İnsanlığa sunulmuş değer olarak kabul ediyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Kendisine Allah razı olsun. Bence her evin kütüphanesinin baş köşesinde olması gereken bir kitap. Haydar Baş Bey'e bu kitabı bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum. İşte hepsi bu kadar. Melpa garantisi ve kredi kartıyla ödeme imkanı, hediyesiyle beraber adresinize teslim. Sadece 35 milyon lira. Şimdi Melpa'nın eserimizi alan herkese verdiği muhteşem hediyeyi tanıyalım. Saadet Asrı'nın, Sırlar Hazinesi Hikmetler Yurdu'nun, Asr-ı Saadet'in en güzel şekilde anlatıldığı Çağrı filmi kitabımızın hediyesi. Hepimizin yakından bildiği, izlerken Asr-ı Saadet'in manevi ikliminde kaybolduğumuz, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili çekilmiş yegane film Çağrı'yı sizlere hediye ediyoruz. Evet, sadece 35 milyon liraya Profesör Doktor Haydar Baş'ın bu iki ciltlik muhteşem eseri Rahmetellil Alemin Hazreti Muhammed ve hediyemiz 3 VCD'lik Çağrı filmine sahip olacaksınız. Üstelik KDV ve ulaşım bedeli dahil. Melpa, kredi kartınızla da ödeme imkanı sunuyor. Evet, şimdi siparişinizi verin, biz adresinize teslim edelim. 0212 652 24 24 Melpa. Melpa, Profesör Doktor Haydar Baş'ın iki muhteşem eseriyle yeni bir kampanya başlatıyor. 1. Din tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'in cevabı. 2. Dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler. Bu iki muhteşem eser sayesinde milli ve dini bütünlük kavramlarını öğrenecek, yurdumuz ve milletimiz üzerinde oynanan oyunları bütün çıplaklığıyla göreceksiniz. İslam'ın ana kaynak ve delillerinden başlayarak tarih boyunca İslam'a yapılan itirazları ve bunların arkasındaki gizli güçleri, gizli emel ve planları bu eserlerde en açık ve en yalın haliyle bulacaksınız.
Bilge kalem Profesör Doktor Haydarbaş'ın bu iki eserinde bir milleti millet yapan esasları, bir milletin kendi iç dinamiklerini ve bu dinamiklerle oynamanın ne gibi tehlikeler doğuracağını tarihi örnekleriyle beraber göreceksiniz. Evet, bu muhteşem eserleri muhakkak okumalı, her sayfasına tekrar tekrar bakmalısınız. Melpa bu iki muhteşem eseri 35 milyon lira karşılığında adresinize teslim ediyor. Hem de gönderim ve KDV bedeli dahil. Siz 0212 652 24 24 arayın, biz eserlerinizi adresinize teslim edelim. İşte kitaplarımızdan bazı başlıklar. Tarih boyunca İslam'a itiraz adı altında dinimize ve bu din duygusundan kaynaklanan bütünlüğümüze yapılan saldırılar, dinler arası diyalog süreci ve bu sürecin sonunda nasıl yavaş yavaş kimliğimizin ve inancımızın elimizden alınmaya çalışıldığının ibretli sahneleri, dinde reform yaklaşımlarının altında yatan mantık ve bu mantığın arkasındaki gerçekler, geçmişten günümüze misyonerlik ve oryantalizm çalışmaları, İslam coğrafyasının bugün içinde bulunduğu kan ve gözyaşı atmosferi ve bu atmosferin ortaya çıkış nedenleri, globalleşme oyunu ve bu sürecin dünyada ve yurdumuzdaki ağır sonuçları, Büyük Orta Doğu Projesi ve bu projeyle vatanımızın toprak bütünlüğünün nasıl tehdit altına girdiği, Kıbrıs'tan Kafkaslara, oradan Balkanlar ve Orta Doğu'ya kadar bu coğrafyanın acıları, sancıları ve emperyalizm karşısındaki mücadelesi, yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi oluşturmak için kazanılması ve yapılması gerekenler. İşte bu ve buna benzer onlarca başlık altında Profesör Doktor Haydarbaş yakın tarihimize ışık tutuyor ve büyük Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasının, silkinmesinin milletimiz ve coğrafyamız için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Muhakkak okuyun ve okutun. Tarihin bu dönemindeki seyrine bir vatan ve millet sevdalısı olan Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleminden tanıklık edin. Hemen 0212 652 24 24 arayın, hediyeleriyle beraber eserlerimize sahip olun. Sadece 35 milyon liraya, hem de ulaşım ve KDV dahil. Tabii ki Melpa eserlerimizi alan herkese birbirinden önemli hediyeler veriyor. İşte muhteşem hediyelerimiz. 1. Çanakkale Destanı. Birinci Dünya Savaşı öncesi hasta adam denilen, o zamanın emperyalist güçlerinin elinde paylaşılmış bir coğrafyanın, Türklüğün, özgürlüğün, imanın can damarı olan Çanakkale Boğazı'nın orta yerinde verilmiş amansız mücadelenin belgeseli. Çanakkale Destanı VCD'si. Anadolu'nun her köşesinden, kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından gelen vatan evlatlarının canı pahasına savaştıkları 5. Ordu Komutanı Van Sanders'in saadet Türklerle birlikte aynı safta dövüşmektir. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım diyerek Türklerin kahramanlıklarını dünyanın gözleri önüne serdiği, arşivlerden alınmış gerçek görüntüleri ve tarihi belgeleriyle şu Boğaz Harbi'nin Çanakkale Destanı'nın VCD'si kitabımızı alan herkese hediyemiz. İkinci hediyemiz Endülüs Belgeseli VCD'si. Avrupa'nın güneybatısında İslam medeniyetinin doruğa çıktığı, en üst seviyeye ulaştığı bu coğrafyayı Endülüs Belgeseli VCD'sinde tanıyacaksınız. Bugün İspanya sınırları içinde bulunan bu topraklarda olup bitenler hakkında bilmediğiniz gerçekleri, Endülüs İslam medeniyetinin nasıl ve niçin yok edildiğini bu VCD'de bulacaksınız. Bugün ülkemiz üzerinde yıkım çalışmaları yapan emperyalist güçlerin o zaman aynı ve benzer planlarla, entrika ve kaba kuvvet yoluyla bu büyük medeniyeti içten ve dıştan nasıl yok ettiklerini hayretle izleyeceksiniz. Fikir ve gönül insanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın din tarihçilerine Kur'an-ı Kerim'in cevabı ile dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler adlı iki eserini sipariş eden herkese Çanakkale Destanı ve Endülüs Belgeseli VCD'leri hediye. Şimdi hemen 0212 652 24 24 arayın, eserlerimizi hediyeleriyle beraber sadece 35 milyon liraya adresinize teslim edelim. Üstelik bu fiyata ulaşım ve KDV bedelleri dahil. 0212 652 24 24 Melpa. Sevgili seyirciler, Spor Aktif'in bu akşamlıkta yayınının sonuna geldik. Hep söylediğimiz ve istediğimiz gibi spor adına söylenebilecek ne kadar sevindirici, keyif verici ve müjdelerle dolu haberler varsa onları sizlere ulaştırabilmek ve tabii ki yarın akşam aynı saatte tekrar buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. (Gülüyor)